Erdal Bey'e Trabzon'a gideceğiz. Şeye, <laughs> Esen Boğa alanına geldik. Pardesini, pardesini çıkardı ben aldım. Daha da yeniyim o zaman. Daha böyle ilk milletvekiliyim. Heyecanlıyım işte genel başkanı diyeceğim. çıkardım, aldım ben tutmak üzere. Şöyle döndü dedi ki Sayın Sarıgül, pardesimi tutacak kadar benim enerjim var dedi. Allah Allah ya kardeşim <laughs> gözünüzü yiyin. Ondan sonra girdik. Tam karşı taraftan Başbakan Özal geliyor. Özal böyle geliyor yanında kalabalık. Biz de Erdal böyle ikimiz Özal bir laf attı. Sayın Özal bir laf attı. Allah rahmet eylesin dedi ki hemşerim nasılsın iyi misin dedi. Ne yapıyorsun dedi. Teşekkür ederim Sayın Başbakan. Siz nasılsınız dedi falan. Ya dedi Malatyalılar, Malatyalılar dedi sana hiç bakmıyor mu bu kadar zayıfsın sana kayısı mayısı göndermiyorlar mı dedi. Yani demek istedi ki Malatyalılar da mı seni bıraktı böyle ince bir nükte laf attı. Erdal Bey benim beynimden kaynar sular döküldü. Erdal Bey dur dedi ki Sayın Başbakan dedi ben dedi vücudumun arzu ettiği enerjiyi ve gıdayı alıyorum. Memlekette kimin ne kadar yediği sizden belli oluyor. Oo. Vallahi Üş. bu ondan sonra olay oldu. Aslında orada burada Özel dedi ki ya hemşerim dedi senle şaka bile yapılmıyor dedi. Çok bana. güzel. Ya müthiş. Sonra uçağa bindik. Kimin ne kadar yediği size bakınca böyle çok. Sonra güzel, uçağa herhalde. bindik. Dedim ki Sayın Genel Başkanım. Orantısız güç uygulamış. Sayın Genel Başkanım bak şöyle dedim böyle aynı önümü Sayın Genel Başkanım dedim ya böyle bir şey soru sorunca dedim ben çok heyecanlandım. Dedim ki acaba genel başkanımız ne cevap verecek, nasıl olacak diye. Efendim dedim siz dedim bir anda o kadar güzel bir cevap verdiniz ki Türkiye gündemi oldu. Bana bir şey öğretti dedi ki Sarıgül dedi ben dedi fizikçiyim dedi. Türkiye'de genellikle dedi soru sorarken dedi insanlar karşısındakini dinlemezler dedi. Siz dedi karşısındakinin sorunu, sorusunu iyi bir şekilde dinlerseniz tam böyle pür dikkat oraya enerjinizi verirseniz beyin dedi düşünce öğretebilir. Onun için ben bazen şey yaptığım zaman şimdi bir yere gittiğim zaman. Birisi bir soru soruyor. Kafam orada değilse gitmeme gerek yok. Neşem yerindeyse gitmeme gerek yok. Enerji yerindeyse gitme. Ya enerjim yerinde değilse gidip de hem karşı taraf hem kendimi niye üzeceğim? Erdal Bey'den öğrendim önce. Soruyu sorana dikkatli bir şekilde bakıp cevabı o zaman beyin hazırlar. Ama daha soruyu sorarken ya da herhangi bir konuyu müzakere ederken dikkatin orada değilse cevap veremiyorsun.